Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz BMW G30 530i X-Drive. Çetin abi hoş geldin. Çetin abi Türkiye'nin en iyi sigortacısı ve bizim de abimiz. Ve biz bu otomobili İstanbul İstoç Akyüz Oto'dan temin ettik. Abi sen de buradasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim kardeşim. Bugün bayağı bir araba aldık senden. Makan aldık, bunu aldık, Vostos aldık, Kartal aldık abi. Valla verimli. Esatmış var. Aynen, akşamda bir gece çekimi yapacağız Esatmış'la. Gece de Esatmış videosu yapacağız. Şimdi ben biraz 5 serisinin tarihinden bahsedeyim. 1972 ile itibariyle üretimle başlanan bir seri bu seri. 2017 yılındaysa bu görmüş olduğunuz G30 kasa kodlu versiyon üretiliyor. Bu otomobil Kerim Habib adında Lübnanlı bir tasarımcı tarafından tasarlanıyor. Aslında bu arabanın dış görünümü, iç görünümü makyajlı bir F10 gibi. F10 bu arabanın eski nesli. Biraz daha makyajlanmış, biraz daha modernize edilmiş bir F10 gibi gözüküyor. Ama tabii ki altyapıda ve kalitede birazcık farklar var. F10 da çok kaliteli bir arabaydı. Bu da çok kaliteli bir araba. Yeni nesli en nihayetinde 7. nesil. F10 6. nesildi. Makyajcı olarak satmadı bunu BMW. Zaten F10'un kendi içerisinde bir makyajı vardı. Araç ülkemize daha çok 1.6 litrelik benzinli motoruyla ithal ediliyor. 2 litre dizel, 3 litre dizel, 2 litre benzinli, 3 litre benzinli, 4.4 litre benzinli motorları geliyor. 5.35'e kadar bu 2 litre motorla birlikte geliyor. 5.40'dan itibaren 3 litre motor geliyor. 5.50'den itibaren de 4.4 litrelik V8 bir BMW'nin yıllardır kullanmış olduğu motor geliyor arkadaşlar. Ben de bu arabanın daha önce 1.6 litrelik yani 520i versiyonunun videosunu yapmıştım. Bunun temel iki farkı motorun 2 litre olması ve 4 çeker olması. Bir de M Sport paket. Şimdi aracın dış dizaynından birazcık bahsedeyim. Sonra motoruna gelelim. Ön tarafta aslında baktığımız zaman önceki nesline çok benzeyen bir böbrek yapısı ve far yapısı var. BMW logolu farlarımız var. Onlar çok güzel. Böyle köşelerinde BMW yazıyor. Yan tarafına geçtiğimiz zaman yan tarafında hava çıkışları var. Böyle L formunda. Üzerinde M yazısı var. Bunu diğer BMW modellerinde modifikasyon amaçlı yapıyorlar. Orada gerçek hava çıkışları var. Gerçekten güzel gözüküyor. Hani bu arabanın böyle beyazında falan biraz çiğ duruyor ama bu renkte güzel durmuş abi. Parlak siyah ve lacivert rengi de zaten bu araba rengi muazzam güzel. Donanım seviyesi de gayet iyi ama rengi donanımın önüne geçiyor bence. Bir de iç döşemelerin rengi öyle. Arkasına geçince daha vurgulu LED stoplar var. F10'larda bu kadar vurgulu stoplar yoktu. Onda da vurguluydu ama bu biraz daha vurgulu. Böyle tüp LED'ler gibi. Daha fazla gündüzde kendisini belli eden bir LED yapısı. Tabii içerisindeki yapı da değişmiş. Biraz da kalınlaşmış. Aracın ağırlığı 1700 kilonun biraz altında. 530 litre bagaj hacmi var. Bagajın sağında solunda boşluklar var. 12 volt çıkışı var. Aydınlatması var. Bagaj kısmının kalitesi gerçekten güzel. Arka tarafa geçtiğimiz zaman arka tarafta koldağına, içerisinde bardaklı, orta tarafta havalandırma menfezleri mevcut. Yine ön koltukların arkasında gözler de var. Ve arka tarafın yaşam alanı gerçekten güzel. Ön tarafa geçtiğim zaman ön tarafta dış sol dikiz aynası karartmalı geliyor burada. Direksiyon tabii yeni ve oldukça muazzam bir direksiyon. Konsol üstleri, kapı üstleri tamamı deriyle kaplı. Ayrıca arka kapı yüzüyle ön kapı yüzlerinde aydınlatmalar var. Konsolun tamamı da buradan başlayıp bir kadran arası verip devam eden bir ambiyans aydınlatması var. Bu çok güzel. Bunun rengini de değiştirebiliyorsunuz. Bu orta tarafta yanlış hatırlamıyorsam 12.7 civarında bir boyutu olan ekran var. Bu gerçekten en net bir ekran. Benim hani şimdiye kadar bindiğim, ki ben 3000'in üzerinde araba binmişimdir, en iyi ekran sahibi olan araba bu araba. Hakikaten BMW bu ekran için çok güzel yapıyor. Muhteşem güzel, muhteşem net ve kullanışlı ekran yapıyor. Yine bu arabada dijital kadranlar var. Aslında yapısı analog kadranlar gibi ama içerisi orta kısımları dijital geliyor. Bu da güzel bir görsel katıyor açıkçası arabaya. Mesela araba 20 km hızla gelince 20 yanıyor ve biraz daha büyüyor. Diğerleri biraz daha karanlık kalıyor, diğer hızlar. O da böyle İnsanın hoşuna gitmiyor değil açıkçası. Açıl susam açıl. Peki teşekkür ederiz. Önde koltuk ısıtmalar var. Arka tarafta koltuk ısıtma yok. Elektrikli direksiyon. Sağ sol elektrikli koltuk ve sol tarafta da hafıza mevcut. Yani donanımı gayet iyi. Bir de bu arabada şey var. Eco Pro modu var. Eco Pro modu, Comfort modu ve Sport modu var. İsterseniz çekiş kontrol ünitelerini kapatabiliyorsunuz. Burada elektrikli el freni, auto hold'u. Yine bu ekranı ayarlayabileceğiniz ayarı. Ekranda geri görüş kamerası, orta kararabilen iç dikiz aynası ve aynı zamanda iki tane bardaklıkta yer alıyor. Aracın detayları böyleydi. Kısaca ben hızlıca anlattım ama ben de bu işi bayağı hızlı anlatabiliyorum yani gerçekten. Hızlı bitti yani. Abi ne diyorsun Çetin abi? Vallahi araba tabiri caizse kitap gibi araba. Yani bu rengi zaten ben arabalarda bu rengi çok seviyorum.
BMW'ye de çok yakışan bir renk. Bak bir de şey abi, Ata Detailing farkı var burada. Evet, çok güzel temizlemişler arabayı. 2017 model 60.000 kilometrede, 59.900, ben bunu 60 yapacağım abi birazdan. 59.930 kilometrede araba. Abi ben yani 10.000'de falan sandım. Hakikaten çok güzel detailing yapmışlar araba. Yeni sıcak sıcak detailingden geldi. Biz aldık abi arabayı. Aynen. Buradan da Atay'a teşekkür edelim. Eyvah, vallahi hakikaten teşekkür edelim. Bir de paspasları falan böyle güzel kılıflamışlar, paketlemişler. Evet, araba bildiğin sıfır duruyor. Çok ince düşünülmüş bir şey ya. Aynen yani, abi. Tebrik etmek lazım. Evet abi. Yani araba kitap gibi araba. Benim zaten bu BMW'nin hani bu kasası işte. Yani aslında hani F10'la aslında çok çok aralarında dünyalar kadar bir fark yok. Tabii tabii. Hemen hemen her şey aynı. Yani iç dizaynı, dışın mışı, dışında tabii ki hani bazı değişiklikler var. Araba benim çok hoşuma giden bir araba. Bayağı da keyifli bir araba yani. Yani tam bir aile arabası. Aynı zamanda birazcık sportifliği de var arabanın. Tabii. Bu motorla hele özellikle. Yani bayağı bir... Ha işte 1.6-5 mi olur diyenlere 2 litre 5. Bu arada aracın üstündeki motor 252 beygir ve 350 Nm tork üretiyor. Bu 8 ileri tork konvertörlü şanzımanıyla birlikte de 0'dan 100 kilometreye, ayrıca sürekli 4 çeker sistemiyle birlikte 6 saniyede çıkıyor abi. Şimdi birazdan test edeceğiz zaten, şu an 3 kişiyiz. Bakalım 3 kişiyle kaç saniyede çıkacak, onu da görmüş oluruz. Performansı gerçekten güzel. 6 saniye çok güzel bir değer. Yani 1700-1800 kilometrelik bir arabadan bahsediyoruz. 2 litrelik bir motorla bunu bu seviyeye getirebilmesi. Tabii ülkemizde daha çok işte dizel. Dizelde de 2 litreli, 3 litrelik versiyonları var. Bu motorun kodu da bu arada B48. Oldukça performanslı ve sesi de oldukça güzel olan bir motor. Bir de arabada bir egzoz tınısı var. Böyle çok ince bir hava sesi var. Yani ince bir egzoz sesi var ama şey, çok güzel yani. Çok tatlı bir sesi var ama hiç de rahatsız etmiyor. Küçük V. Küçük V. Aynen abi, kesinlikle. Gişeden geçmişken hazır duruyoruz abi. Başladık. Bir deneyelim be. Bakalım 2 litre 100. Ya bir de BMW'de bu dibe dayıyor ya devir göstergesi. 180. Şaka makinesi gibi yemin ediyorum. Biri de ya direksiyon bu kadar mı muazzam yapılır bir arabada? Aracın ağırlık merkezi bu kadar mı güzel belirlenir? Hakikaten muazzam bir yol tutuşu var arabanın. Mesela ben iki çekerinde bu kadar tad alamamıştım. O da çok güzeldi ama dört çekerle viraj falan tanımıyorsun. İstediğin her yere girip çıkabiliyorsun rahat bir şekilde. 200 olduk şu an. Ve kesintisiz şekilde gidiyor. Biz 200 olduk da şu sanki şey çakarlı bir araba gibi geldi bana. Bundaki mi? Bakayım bir üsttekini. Sunroof'muş be. Yok yok. Neyse abi tamam. 125'te tekrar dip gaz yaptım. Bu arada arkadaşlar 3 kişiyiz arabada. 160. Ah, Dortmund'a çıkaracaktık ki bunu şimdi. Neredesin Dortmund? 190. Gerçekten muazzam gidiyor ve şeysin abi, rahatsın. Hiç 190'da gibi misin şu an? Mesela 180 km hızla efil efil gidiyoruz şu an. Evet. Salına salına gidiyoruz. Hiç böyle ne hızı hissediyorsun, ne kasılıyorsun arabanın içinde. Yokuştayız bak, 180'de dip gaz yaptım. 190. 200. 210. Muazzam güzel gidiyor. Yani 2 litre değil de sanki eskinin 4000-5000 motoru gibi yürütüyor seni. 4 çeker virajlarda inanılmaz destekliyor. Özellikle güçlü 2 çeker BMW bindiyseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Yani böyle ne bir arkadan atma, ne bir açılma, ne bir virajda korkma. Takır takır giriyorsun, giriyorsun, çıkıyorsun viraja. Çok güzel olmuş. Ben bu X-Drive sistemini beğeniyorum. Tabii Quattro'nun yeri başka. Ama Mercedes'in 4 matiğiyle de karşılaştırıyorum. Ben bunu daha çok seviyorum Mercedes'ten. Tabii Quattro ama bence tam bir tren abi. Onu atacaksın virajın içine, 180'de koyacaksın, gidecek o. Ama bunun 4 çeker sistemi de gayet güzel çalışıyor. Virajlarda da çok güzel işinizi görüyor. Abi Eco Pro modu demiştin. Şimdi Eco Pro'yu aldığımız zaman ne oluyor abi? Eco Pro'yu aldığımız zaman burada mavi bir ekran çıkıyor. Bu ekran ne? Bu ekran diyor ki kardeşim bak diyor, sen şu an 10 litreye yakın yakıyorsun. Şu aralarda yak diyor. Çok basma, az bas. Bunu aldığın zaman da sağ tarafta çıkan bu gösterge sana nasıl davranacağını tarif ediyor. Ve ne kadar yakıt tükettiğini de hemen sol tarafında gösteriyor. Hani buna baktın mı diyorsun ki abi biz hibrit araba kullanıyormuş gibi, böyle ayağının altında yumurta varmış gibi kullanıyorsun arabayı. Az önce yaşadığımız sahneyi istiyorsan. Abi da. Aynen, az önce abi galeriden çıktık, yakıt sıfır. Kaç kilometre yazıyordu? Abi ilk çıktık 19 kilometreydi. Sonra işte trafikten gelelim, yokuşu çıkalım falan filan derken 5 kilometre. Aldık Eco Pro'ya.
Eco Pro'yu alınca 5 kilometre 16 kilometreye çıktı abi. Ve kaç kilometre geldik? 20 küsür geldik abi. 20 küsür geldik. 20 küsür geldik yani buradan yazandan fazla geldik. Gittiğimizde de daha 9-10 kilometre gösteriyordu. Evet. Eco Pro'yu alıp arabayı saldın mı gerçekten yakıt tüketimi de aşağı doğru iniyor. Şunu söyleyeyim size, bu araba 2 litrelik bir araba ama bunun 1.6 versiyonuyla çok benzer bir yakıt tüketimi var. Özellikle uzun yolda. Çünkü 1.6'sı yetiyor tamam gidiyorsun ama kasa ağır. Bunun torku çok güzel olduğu için şimdi arabayı az yaktıran şey aslında tork ve hacim. Bu araba çok güzel bir tork üretiyor. 350 Nm tork güzel 2 litre benzinli motor için. Çünkü eskiden bundan 5 sene öncesine gittiğin zaman bu zaten 5 sene önce üretilen bir araba. Bundan 10 sene öncesine gittiğin zaman 2 litre dizel arabaların ürettiği bir torktu. Şimdi benzinli arabalara da bu torku hatta daha fazlasını da ürettirebiliyorlar. Onunla beraber hani muazzam bir yakıt tüketimi var uzun yolda. Sakin kullanırsanız, sakin işte 120-140 bandında çok rahat 6-6.5'larla gidiyorsun uzun yolda. Şehir içinde benim gibi kullanırsan 13-14 yakarsın. Ama mesela kitabına uygun şöyle akıcı trafikte kullanırsan o zaman yakacağın yakıt 10 litre bantlarında, o civarlarda dolanıyor yani 10 litre civarında. O anlamda da yakıtı hiç fena değil bu arabanın. 2 litre deyip geçmeyin. Çünkü ya bununla 1.6'sını alsan da zaten aynı yakıt verilerini yakıyorsun. Bir de bunda daha hızlı gidebiliyorsun. Onda mesela yokuşa girdiğin zaman gaza basman gerekiyor. Buna yokuşa girdiğin zaman gaza basmana gerek yok. Arabanın zaten torku gayet güzel. Yapıştırıyor gidiyor. Bir de hız istedin mi onu da veriyor yani bu araba. Ha ben bu kadar anlattım ama insanlar şey diyecek. İyi hocanla diyorsun da vergiler öyle demiyor diyecekler. Ona yapacak bir şey yok. Hani bana desen ki 5.20 mi 5.30 mu? X-Drive ile beraber tabii ki 5.30. Bir daha bu arabanın fiyatı ne kadar? 1.6 milyon TL. Bir şey değilmiş abi. Gerçekten bir şey değilmiş. 2017 model arkadaşlar bu arada. 1.6 şöyle düşünüyorum abi. Hani hayal olarak bir yere koysam biraz para biriktirip biraz kredi çekeyim, borçlanayım, bunu alayım desem 20 sene var abi. Yani borçlanmaya. Bir de üstüne ödeyeceksin onu. Ama yapacak bir şey yok abi. Piyasa böyle maalesef. O faizler yüksek. Sen yüzük o yüzden almazsın. Tabii abi. Yoksa alırım. Faizler yüksek olmasa kesinlikle alırım. Ya bunu işte zaten biliyoruz. Vergilerle alakası var. Kurlarla alakası var. Dün değil önceki gün 2 litre Passat test ettim. 2021 model. Abi 1 milyon 50 bin lira. Arabanın fiyatı. 2 litre dizel araba. Bir de orta paket. Bir şey de yok arabada. Şimdi inip buna baktığın zaman 1.6'ya pahalı değil diyorsun. Zaten bu arabayı alan adam da ortalama bakıyor. Ulan Passat'a da bu parayı istiyorlar. İşte Mondeo'ya şu parayı istiyorlar. 508'e bu parayı istiyorlar. Diyor BMW binerim. Bir de 4 çeker araba binerim. Şimdi 4 çeker sistemi ciddi maliyetli bir sistem. Üstüne bir de 4 çeker alıyorsun. Bir de tabii böyle bir Force alıyorsun. Para varsa tabii ki güzel ama yoksa yapacak bir şey yok. Arabanın biraz yalıtımından bahsedeyim. Bu araba biraz yol sesi alıyor içerisine. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Rüzgar sesi yaklaşık şöyle 120'lerden sonra geliyor ama yalıtılmış bir rüzgar sesi geliyor. Böyle çok rahatsız edici bir rüzgar sesi. Sadece rüzgarın esneğini evet. Hissediyorsun abi. Demin 200'e giderken hissettim. Aynen. 200'de geldi. Onda da normal abi yani. 200'de gelmesi normal. Sunroof şöyle 130'lardan sonra biraz ses alıyor. Motor sesi zaten gelsin istiyorsun abi. Tabii arka taraf egzoz tarafından değil mi? Oradan gelen ses. Yol sesi ama bu arabada özellikle pütürlü yollarda alıyorsun. Tabii ki bir Passat gibi değil. Ondan iyi. Ama şunu unutmayın bu araba sportif. Onu diyeceğim abi. Şimdi bunun jantları 19 inç. Biraz da offsetli çıkıntılı dışarıya. Öyle olduğu zaman daha fazla rüzgar topluyor. Davulbazın içinde daha fazla rüzgar topladığı zaman daha fazla ses geliyor. Paketili ve jantlarıyla alakalı birazcık o. Biraz daha küçük jantlar kullanırsanız, biraz daha böyle sürtünmeyi azaltacak jantlar kullanırsanız o da bu arabaya yakışmaz. Yalıtımı biraz daha iyileştirebilirsiniz. Hani öyle bir şey yapmak da mümkün mü? Evet mümkün. Süspansiyon Çetin abi ne diyorsun? Vallahi araba fısır fısır araba ama bu herhalde spor modeli olduğu için paket olarak hani birazcık böyle sert süspansiyonları var aslında. Abi sana bu araba M-Sport demeseydik, bu arabaya binseydin M-Sport der miydin? Demezdim. Şimdi araba zaten çok premium bir araba. Şöyle. Çok konforlu. Şimdi mesela bu jantlarla dışarıdan gördün mü diyorsun ki bu araba takır takırdır. Tabii. Ama evet. İçine bindiğin zaman bana deseler ki bu araba Comfort ya da Comfort Plus inanırım. Çünkü bu jantlara baktığın zaman dışarıdan diyorsun ki araba takır takırdır ama öyle değil. Süspansiyonlar aslında yumuşak ama jantların büyüklüğü, lastik yanakların inceliği. Çünkü orada emebilecek bir şey yok. Patates yanaklı lastik koyarsan o emer birazcığını. Sen de tısır tısır gidersin. Yayların mesafesi de biraz kısaldığı zaman ne olacak? Bir tık sertleşecek ama ben bu arabanın süspansiyonuna sert diyemem. Geçişlerde işte bir S-Class konforunda değil ama ona yakın bir konforda veya bir E konforunda değil ama ona yakın bir konforda. Ha bunda da şöyle bir şey var abi. Araba çok sıkı bir araba. Şimdi bu kadar sıkı bir otomobil yapıp üzerine
sertçe, sert diyemem, sertçe bir süspansiyon koyup konfor da sunabilmek ben ve 5 kasanın işi. Çünkü bu 2000 yılında da böyleydi, 2007 yılında da böyleydi, 2013 yılında da böyleydi, 2017 yılında da böyleydi. Yani 5 kasaların aslında tam böyle kıvamında bir konfor ve yol tutuş eğrisi her zaman vardı. Ve bunu da devam ettirmeyi başarıyorlar açıkçası. Ben bu arabadan hepsine bindim. Hepsini uzun uzun kullandım. Bunu yansıtabiliyor. Gönül isterdi ki bu arabaya 530 versiyonuyla binelim daha çok ülkemizde. O zaman bu arabanın daha çok tadı, daha çok keyfi çıkıyor. Ama maalesef... Sen kendini yaptırdın. Tamam, evet. Bundan dolayı oldu. Tamam, kapat. Şöyle anlatmayacaksın. Ben de buna alışmışım. Ama güzel abi. Özellik. Tabii abi. Yapamadım. O benim elim. Sana mı şey duyarlı? Rica ediyorum. Gittin abi. Ya bak gel. Gördün mü abi? Bir bakayım. Sen söyle, şurada bir yerde olması lazım. Sağdan mı abi? Soldan. Direkt. Direkt, tamam. Duş problemimiz yok, tamam. Neyse, ele verdin kendini. Neyse, tamam. Neyse. G30 böyleydi arkadaşlar. Bunun tabii bir de şeyi var. 31'i var abi. Yok. 31 Station olması lazım. Bir de 36'sı olması lazım. 36'sı da long versiyonu abi. Çin için üretilen. Ondan sonra tabii bunun bir de makyajı var dediğin gibi. Böyle ufak tefek değişiklikleri olan. Ama ya 5 kasa yine her zaman 5 kasa. X-Drive olursa bak mesela 2 çeker olsa 5 kasa almayabilirim. 2 çeker alırsam 3 serisi alırım. Ama şimdi 3 serisi de gel çalınmaz. 1.5 motorla geliyor. O zaman da gider Passat alırım. Bir de bu arabanın bir diğer özelliği de kaplaması. Tavan kaplaması siyah. Siyah tabii. Bu M Sport olunca abi direkt siyah kaplamayla geliyor ama ben genel olarak siyah kaplamanın karakterini beğenmiyorum. Çünkü neden diyeceksin? Kamerayı kuruyorum abi. Işık güzel çıkmıyor. Hmm. Benim için önemli olan o. Işık kötü çıktığı için de hiç sevmiyorum açıkçası. Bak şuradan bir sürü arabayla geçtik bugün. En konforlusu buydu. Bence T2'ydi. Ha T2 abi. Şurayı... Ha buradan girmeyeceğiz zaten değil mi? Girmeyeceğiz. Tamam. Evet şu an benim doğal yaşam ortamıma geldik. Doğal yaşam alalım böyle. Gelsin abi. Sıkıntı yok. Bu arada... Bu arabada çarpışma önleme var, hız sabitleme ve hız limitleme var. Kör nokta takip, kör nokta uyarı sistemi mevcut değil ve adaptif de yok. Akyüz Oto'ya İstoç'ta teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, Akyüz Oto'yu, Çetin abi ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.